Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bebeğimiz için yaptığımız alışverişi paylaşmak istiyorum. Bu alışverişte sadece IKEA'dan aldıklarımı size göstermek istedim. Diğer bölümleri de eğer isterseniz, daha fazla böyle talep gelirse çekmeye devam ederim ve böyle seri olarak videolarını çekmiş olurum bebeğimiz için neler aldık. Ben şu anda 27 haftalık, 27 artı 1 oldum. Açıkçası az kaldı ve zaman bence çok çabuk geçiyor. Sizin için nasıl geçiyor hiç bilmiyorum ama benim için gerçekten çok çabuk geçti ve elimden geldiği kadar neredeyse her şeyi almaya çalıştım. Herkesin söylediği bol bol müslüm bezi alın, ağız bezi alın. Biz de açıkçası bunu yapmaya çalıştık. Benim çok fazla beğendiğim desenler yok. Bulamıyorum. Olanlarda gerçekten çok fazla fiyat koyuyorlar. Ben de tercihim değil yani, neden o kadar para ödeyelim ki uygun fiyatlısı varken. Biz IKEA'dan aldık. 70'e 70 ölçüde bu. Bir tanesini göstereyim böyle. Ölçüsü bu şekilde. Bebeğin üzerine rahatlıkla kapatacak diye düşünüyorum. Çünkü zaten bebek 50 santim olduğu için gayet yeterli olur. Buna en çok annem şey dedi. Mesela bebeği yıkadığın zaman ilk zamanlarda havlu niyetine açıkçası bunu kullanıyormuş annemler. Ben de hem o niyete artık nasıl kullanırız bilmiyorum. Şu paketin içerisinde iki tane var. Böyle. İsmi de dediğim gibi aşağıya yazarım. Çünkü okuması gerçekten zor bunların. İkili pakette satılıyor. Fiyatlarını da oradan bakarsınız. Yanlış hatırlamıyorsam 37 ya da 35 lira gibi bir fiyatı vardı bunların. Diğer ürünlerim ise nevresim takımı. Nevresim takımını ben bembeyaz bir şey istiyordum. Ama beyaz olarak hiçbir yerde yok. Yani internette baktım, mağazalarda baktım, nerede baktıysam yok. Yani özel dikim olarak yaptırmak gerekiyordu. Açıkçası da o işe girmek istemedim. Daha sade olarak şöyle bir bebek nevresim takımı aldık. Bu içerisinde bir tane yorgan kılıfı, bir tane yastık kılıfı ve bir tane de lastikli çarşafı var. Çarşafın özellikle lastikli olması bence çok çok iyi olacak. Çünkü yataktan çıkmamış olur. Çünkü yani bebek tamam hırçın bir şekilde yatmıyor ama yine de böyle lastikli olması daha düzgün durmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Bunun fiyatı birazcık pahalıydı. Bir de bunu aldık biz. Bunun fiyatı daha ucuzdu. Ama şöyle bir fark vardı. Bunun sadece yorgan kılıfı ve yastık kılıfı var. Yani bu 45 liraydı diye hatırlıyorum. Mavi, beyaz desenli. Bunların yastık kılıfını şimdi açıp gösteririm size. Yastık kılıfı şu kadar. Küçücük zaten. Yastığı da böyleydi. Yani biz yastığını da aynı şekilde IKEA'dan aldık. Birazdan göstereceğim. Yastığına uyumlu şekilde açıkçası. İki tane de şöyle lastikli çarşaf aldık. Tahminim çarşafları daha sık sık değiştirmek zorunda kalacağız. Çünkü ağ suyu akacak, işte sızdırma olayları falan gibi. İnşallah yaşamayız ama olur diye tahmin ediyorum. Onun için de iki tane de ayrıca işte böyle lastikli çarşaf aldık. Bunun da fiyatı uygundu. Çok pahalı değildi diye hatırlıyorum. 45 lira falan olması lazım. Aşağıdan da bakabilirsiniz. Diğerini de açalım bir. Yastık kılıfı böyle beyaz. Üzerinde mavi bulutlar var. Yorganı da aynı bu şekilde beyaz mavi bulutlar üzerine. Çarşafı ise şu şekilde mavi üzerinde beyaz bulutlar var. Bunu da çok sevdim. Dediğim gibi aralarında gerçekten en sadeleri bunlardı. Tam beyaz olmadı ama yine de bunlar da hoşuma gitti. Kalite olarak da umarım güzeldir. Hiç böyle IKEA'dan nevresim takımı alanları duymadım, görmedim. Kendim de almadım. Yani kendimiz için de almamıştım bundan önce. Umarım güzel olur. Kalitesi şimdilik güzel diye duruyor. Zaten bunların hepsi bu arada %100 pamuk. O konuda da içiniz rahat olsun. Bir de biraz önce söylemiştim. Böyle bir
çok incecik olacak şekilde yastık aldık. Açıkçası ilk zamanlarda duyduğum kadarıyla yastık pek kullanılmıyor bebeklerde ama tabii ki doktorumuz ne der, nasıl yaparız hiç bilmediğimiz için böyle bir tane şimdilik yastık aldık. Bunda fiyat çok uygundu. 15 TL gibi bir fiyatı olması lazım. Sonra gelelim en önemli şeylerden bir tanesi, yatak koruyucu alizlere. Bu beni çok şaşırttı. Neden derseniz yatağımızın ölçüsü 60'a 120 ama alizlerin ölçüsü 70'e 100. Bunu sordum orada, şey dediler. Sadece orta kısmına sereceksiniz. Ne kafa kısmına gelmeyecek ne ayak kısmına gelmeyecek. Zaten önemli olan da tahminim orta kısmı. Bu da bu şekilde. Üstü pamuk, altı naylon. Yani herhalde rahatsız etmez, kaymaz diye düşünüyorum. Eğer kayarsa da daha sonra şu lastikli alezlerden de tercih ederiz. Ama dokusu gerçekten çok güzelmiş bunun. Böyle pamuk olduğunu hissettiriyor. O hoşuma gitti. Diğer yerlerde bakmıştım, şunun naylon kısmı hiç hoşuma gitmemişti. Ama bunun bayağı güzelmiş, bilginiz olsun eğer ihtiyacınız varsa. Evet, yastığını aldık. Yorganını da almasak olmazdı. Bunu da açalım. Yorganımız da bu şekilde açılmış hali. Bunun ölçüsü 110'a 125. Zaten dediğim gibi nevresim takımlarının boyutuna uyumlu bir şekilde satıyor IKEA. Bunu da o yüzden IKEA'dan tercih ettik. Umarım memnun kalırız. Bence bir sıkıntı yaşamayız. Evet, bu da bizim bebeğimizin havlusu. Şimdilik ben kullanıyorum bu şekilde. Bu böyle başlıklı. Başlıklı diye geçiyor. Ben English Home'da da bakmıştım ama orada sadece bir pandalı vardı. Ben de açıkçası hiç sevmiyorum o tarz şeyleri, böyle hayvan üzerinde şey resimleri falan. Neyse, kısacası şunu sevdim, beğendim IKEA'dan. 60 ya da 70 liraydı bunun fiyatı, öyle hatırlıyorum. Bunun ölçüsü English Home'dakine göre baya baya büyük. Onu söyleyeyim ilk önce. Mesela English Home'da 40 lira falandı ama ölçüsü bundan daha küçüktü. Bunu daha uzun süreli kullanır diye düşünüyorum. Yaklaşık 1 metre oluncaya kadar, artık 4-5 yaşına kadar kullanır bunu diye düşünüyorum. Dokusu güzel. Bu da %100 pamuk diyebiliyorum. Yani tam net bilmiyorum. Açıkçası şimdi yanlış da bilgi vermek istemiyorum hiçbirisiyle ilgili. Açıklama kısmına zaten bırakacağım. Tekrar söylüyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu da bu şekilde. Bunu da yana bırakalım. Sonra gelelim termos. Termos ne alaka şimdi bebekle? Annem dedi ki dışarı çıkarken termosa çok ihtiyacınız olacak. Ondan sonra biz de mağaza mağaza baktık. Marketlerde baktık, Migros'ta baktık. İşte başka bir sürü yerde baktık yani ama bu kapak kısımları hiç hoşumuza gitmedi. Böyle güven vermedi, hemen akıtacak gibiydi falan. Ondan sonra ben bir IKEA'ya bakalım dedik. Bir kere gittik. Bunun aynısından vardı ama teşhir ürünüydü. Teşhir ürünü olduğu için de zaten almak istemedik. Daha sonra gittiğimizde bunun aynısından bulduk. Bunun farklı renkleri de vardı. Ama fiyat farkı vardı ilginç bir şekilde. En güzel rengi bence buydu. Bu 30 liraydı. Bir de daha renkli olanları vardı. Onlar 40 liraydı diye hatırlıyorum. Standart işte, şuradan basıyoruz. Açılıp kapanıyor işte. Çelik içerisi. Gayet sıcak tutacağına inanıyorum. Fiyatı oldukça uygun. Yani diğer yerlere baktığımız zaman fiyatı en uygun olanı zaten burasıydı. Şöyle bir kapağı var. Rengi çok hoşuma gitti benim. Böyle gri ile mavi karışımı. Oldukça güzel bir rengi de var. Bu da bu şekilde. Sonra gelelim şu bebeğimizin tabaklarına. Bunu şimdiden açmayayım. Çünkü biz bunu 6 ay sonrasında kullanacağız. Bu çok hoşuma gitti. Böyle bir tane kasesi var, bir tane de böyle düz tabağı var. Biliyorsunuz bebekleri işte yere düşürdükleri için, işte yere attıkları için falan kırılmaması için. Yani çünkü o cam kırıkları da çok kötü oluyor, sonra temizlenmiyor bir türlü. O yüzden böyle bir plastik IKEA'dan tabak tercih ettik. Bunların fiyatı da uygundu. 15 lira falan olması lazım sanırım. Bir de böyle ikili kaşık aldık. Bunlar da mama kaşığı diye geçiyor zaten. Bunlar da çok hoşuma gitti. İkisi de böyle yeşil yeşil olsun dedik. Takım olmuş olsun. Bunlar dediğim gibi ileriki zaman için aslında. Yani şu anda ihtiyacımız yok ama yine de hoşuma gittiği için aldım açıkçası. Bir de şöyle bir önlük aldık.
Bu da ileriki zaman için aslında. 6 ay sonrası için, 6 aya kadar zaten inşallah yani mamayı yedirmek zorunda kalmayız. Böyle bir önlük aldık. Bunlar uzun kollu. Şurada işte yediklerini dökebilir buraya. Arkadan şöyle çiçeği var. Buradan bağlanıyor. Ben bazı iki alışverişlerini izlemiştim böyle YouTube'da annelerin. Açıkçası bundan memnun kaldıklarını görmüştüm. Ama tek düşündüğüm şey acaba terletir mi? İnşallah terletmez. Bir sıkıntı yaşamayız. Zaten zamanla da bu ürünleri kullandıkça sizinle yorumlarımda paylaşırım. Bu tarz videoları seviyor musunuz? Daha fazlasını çekmemi ister misiniz? Çünkü çok fazla bir şey aldık. Sağlık ürünleri, bakım ürünleri, işte deterjanla, şampuanla kadar her şeyini. İsterseniz neler aldığımı ikinci bir videoda da sizinle ben de paylaşmayı çok isterim. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğendiniz. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, sonraki videolarından da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada video istekleriniz varsa da yorum kısmına yazarsanız çok çok mutlu olurum. Çünkü ben de böyle düşünüyorum, neler çeksem, acaba nasıl bir video bekleniyor diye. Bana yardımcı olursanız çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.